Efendim iyi akşamlar CNN Türk ekranlarında Akıl Çemberi programımızda sizlerle birlikteyiz. E hemen gündemi bu akşam kimlerle değerlendireceğiz? Kıymetli konuklarımızı takdim edelim. İstanbul stüdyomuzda Coşkun Başbuğ, güvenlik uzmanı Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi bizimle. Hoş geldiniz. Hoş Teşekkür olduk. ediyoruz. Düzeltelim hocam söyleyelim. Nişan Nişantaşı. Arkadaşları bu uyarmış olalım alt yazı için. Devam edelim. Gaffar Yakınca gazeteci, aydınlık gazetesi yazarı. Merhaba. Hoş geldiniz, hoş teşekkürler. Hakan Bayrakçı, kamuoyu araştırmacısı, sonar başkanı. Hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk, i̇yi Bey. yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Ve dönelim Ankara'ya. Ankara stüdyomuzda da İsmail Hakkı Pekin, Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı, İstinye Üniversitesi Gülsam Koordinatörü. Sayın Pekin siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi efendim iç politikayla başlayacağız. Kılıçdaroğlu'nun CHP liderinin dikkat çeken açıklamaları var. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde beklenen bir Amerika Birleşik Devletleri ziyareti de var. Hepsini değerlendireceğiz. Dış siyasete e, ilerleyen saatlerde yine göz atacağız tabii neler olup bitiyor. Şimdi dikkat çekici açıklamaları var dedik Kılıçdaroğlu'nun. Neler söyledi? Önce belirtelim. İzmir Milletvekilleri kampında CHP'nin ee, ...bu açıklamaları yaptı CHP lideri Kılıçdaroğlu. Ekranımızda da daha aslında dikkat çeken cümlelerini... ...sizler için özetlemiş bulunuyoruz. Ben sürekli yürümeye ve ilerlemeye kararlıyım. Hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez diyor. Ama şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya isteye istemeyerek... Zarar verdiğini görüyorum. Artık karar verin. Benimleyseniz benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum. Aslında çarpıcı değil mi Hakan evet. Bey? Ee, evet. Çarpıcı mesajlar bunlar. Sabrımı taşıyor acaba Kılıçdaroğlu'nun bu adaylık meselesiyle ilgili ve <laughs> işte son dönemde tartışılanlar ve konuşulanlarla ilgili. Şimdi Başak Hanım. Bir yani... güven... Bu sorunu gibi mi görünüyor bu açıklamalar ee, size? Hepsi var. Hepsi var. Ama açık söyleyeyim haklı. Şu dört cümlede haklı. Şöyle. Yani siyasi açıdan e, siyasi görüşlerini beğenirsiniz beğenmezsiniz. Başarılı bulursunuz. Bunlar ayrı konular. Bunları vaktiyle anlattık, konuşturduk, eleştirdik falan. Fakat bu dört cümle niye haklı? Şimdi e, haklılığı şuradan geliyor. Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Ana muhalefet partisinin genel başkanı. Evet. Ve çok büyük tereddütler var. Yani işte yorumlar çıkıyor. Evet ankette başkaları çıkıyor. Bunlar da doğru. Hepsi doğru. Ama bir genel başkan ana muhalefetin lideri olarak aday olmak istediğinde açıkçası haklıdır. Yoksa derler ki der ki dönüp partisine o zaman beni niye genel başkan tuttunuz der yani. Aday olmamı da istemiyorsunuz. O zaman bırakayım gideyim der. Dolayısıyla bu anlamda haklı. Ve bunları adaylıkla ilgili söylediği de belli oluyor. Çünkü bakın birinci cümlene ben sürekli yürümeye ve ilerlemeye kararlıyım. Hatırlıyor musunuz daha hmm. önce de benzeri ifadeleri vardı Kılıçdaroğlu'nun. Evet. Müsaadenizle izleyicilerimizle de bunları paylaşalım. Bir yol yürüyorum dedi Evet evet. Nisan ayında ve... Ya benimle birlikte <laughs> bu yolda siz de yürüyün ya da önümden çekilin dedi. Hmm. Yol arkadaşlarına aslında seslendi. Kim bu yol arkadaşları diye o zaman konuşmuştuk. Kimlere bu mesaj diye. 26 insanda yaptığı 13 dakikalık konuşma. Şimdi tabii ağırlık şey. Ee, ve partinin hmm. özür diliyorum en kısa grup konuşmalarından biriydi bu mesajları verdiği. Öyle mi? Tam o olarak şey mi? da şöyle diyor. O ilk konuşma mı? Evet. O günkü konuşma 26 Nisan'daki hmm. bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Ya bana katılın, şimdi ya da şu anda yolumdan çekilin." demişti. Şimdi verdiği mesajlarda hemen böyle. hemen aynı aslında. Evet. Daha e, hatırlatma niteliği var. Fakat mesela birinci cümledeki birinci e, paragraftaki bu ikinci cümle mesela hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez. Şimdi bu cümlenin arkasında yatan Kararlılık, yani ben aday olmaya kararlıyım. Evet. Bu mesaj, bu mesaj. Buradan bunu anlıyoruz. İkinci paragraftan şunu anlıyoruz. Ama şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Buyurun birlikte aslında e, görüntünün başında bakalım sizinle daha da net e, izleyicilerimiz de takip edebilsinler. Buyurun ben haritalarda kullandığımız gibi. Şimdi ilk cümle için siz dediniz ki daha doğrusu ilk iki cümle bizim işte evet, yer verdiğimiz evet. ilk ifade diyelim. Bu adaylığının kararlılığının göstergesi. Birinci paragraftaki ikinci cümleden bahsediyorum. Hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez. Tamam. Bu, Bu aslında belki de bütün altılı masaya, bütün herkese, kamuoyuna, tabii, tabii, herkese tabii, tabii, bir mesaj. Yani do evet bakın partilere yani Hı -hı. ittifak yaptığı partilere mesaj. Yürüdüğü yol arkadaşlarına mesaj. Herkese mesaj. Evet. Çünkü seçmene de mesaj. Doğru. Çünkü e, kararlıyım diyor bir parti genel başkanı olarak kararlıysa E bir adaylığa da kararlı olmak durumunda. Evet. Hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez. Yani e, bütün bu tartışmalar efendim ankette başkası çıkıyor konuşmaları. İşte yok sağ seçmenden oy alır mı almaz mı falan bütün bu tartışmalara rağmen diyor kararlıyım ve e, yolumdan geri dönmeyeceğim diyor. İkinci paragrafta da diyor ki ama şunu da bilmek istiyorum. Gerçekten benimle misiniz? Artık diyor tavrınızı netleştirin. Tereddütlerden çıkın. Şimdi Buna bu ikinci söylüyor? cümlede ha. Evet. Heh, burada sadece yol arkadaşlarına ya da belediye başkanlarına değil bu mesaj. Kime diyor? Burada medyaya da mesaj var. Yani muhalif medyaya ağırlıklı. Evet, CHP muhalefeti destekleyen medyada da zaman zaman şu tür konuşmalar geçiyor ya, yani işte kim en çok oyalayacaksa o aday olsun falan gibi tartışmalar geçiyor. Bakın bunları tartışırlar. Başkası aday olur olmaz. Kemal Bey aday olur olmaz. Bunlar ayrı. Hı hı. Ama ben objektif bakışla, bir genel başkanın, bir ana muhalefet liderinin aday olma isteğini bu şekilde dile getirmesini e, doğal doğal, doğal buluyorum. Haklı derken bunu kastediyorum. Anladım. Burada parti içine... Dönüp... Parti hepsine var. Burada bakın ilave sadece medya var. Medya peki. Çünkü medyada da o tereddütler sürüyor. Yani kendisinden daha fazla aday olursa oy alacağını düşünülen kişilerle ilgili muhalif olup da hala istek belirten ya da görüş belirten kişiler var. Ee, mesela ha belediye başkanı dediğim malum özellikle Sayın Yavaş'a Sayın İmamoğlu'na İmamoğlu. evet. ve Sayın Özcan'a. Şimdi Tanju Özcan da var artık. Üç kişinin adaylığı konuşuluyor. Belediye başkanlarına var. Hatta yani adı çok geçmese de mesela İlhan Kesici de buna dahildir. Çünkü o da milletvekili. Evet. Geçen Cumhurbaşkanı seçiminde de adı geçti. 3-4 kişiden biriydi aday olan. Şimdi dolayısıyla Bu arada tabii bunlara hemen cevap da var. Onu da söyleyeyim. Siz tamamlayın bu 4 ifade tam olarak e, kime Yok, cevabı, yönelik mesajlar. şey yapalım Bakalım. O zaman hemen söyleyeyim. İmamoğlu 30 dakika evet. sonra tamam. evet. E, yavaşta sosyal medya hesaplarından açıklama evet, yaptı ve evet. yani tek ifa kelimeyle şöyle ifade edebiliriz. Yanındayız dediler aslında evet. İmamoğlu. Evet. Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım dedi. Yavaşta, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım ifadesini evet, kullandı. Evet. Ee, siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bir açış, konuyu açış cümlesidir. Ama aynı zamanda medyaya da, siyasi yol arkadaşlarına da gönderme var. Yani bu tartışmaları artık bitirin diyor. Ee, masaya burada kısmen mesaj yok. Peki. Çünkü Masaya masa, yukarıda vardı mesaj. Tabii çünkü masa altılı masa yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun partisine mensup kişiler değil. Dolayısıyla benimle misiniz demez onlara. Evet. Ama üçüncü paragraf bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Bu muhtemelen e, Gürsel Tekin'in açıklaması evet, son dönem çok Evet, politik süreç devam ediyor ya adaylıkla ilgili. Kuşoğlu'nun açıklaması Şimdi, çok Şimdi e, Sayın tartışıyor. Kılıçdaroğlu anladığım kadarıyla bunu dengeli bir gidişle sürdürüp adaylığıyla ilgili bir süreç yaşamak istiyor. Ve buradan da şunu anlıyorum, bu sürece zarar veriyorsunuz diyor. Aslında yani e, zarar veriyorsunuz dediği şu, kendi adaylığıyla ilgili sürece zarar veriyorsunuz diyor. Artık karar verin dedi. Artık karar verin diyor. Bu karar verin şu. Tabii adaylıkla ilgili karar verin. Başka neye karar verecekler? Bu insanlar iktidara ya da muhalefete yakın olup olmamaya karar vermeyecekler. Adayla ilgili karar verecekler. Artık karar verin diyor. E bu parti içine dönük olabilir mi artık karar tabii verin? Tabii parti içine. Tabii. Adı geçen adaylara, belediye başkanlarına Ha kim ne oyalır? alır? bunları çok konuştuk. <laughs> Defalarca konuştuk. Artık bu gelinen noktada bu cümleyi analiz ediyorsa bir genel başkan bunları söylüyorsa kendi ölçülerinde haklı. Benimleyseniz benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağım bilmek istiyorum. Bu biraz güven bir tek şurada bir... güven sorununu ifade eden bir cümle değil mi? Özür dilerim. Bir daha söyler misiniz? Güven sorununu güven. Ha sorununu ifade eden iki cümle değil mi? Burada şu var. Bu cümlede biraz üstü kapalı şu var. Ne var? İlaveten söyleyeyim. Söylediğiniz zaten var. Ama ilaveten şu da var. Burada adı geçen kişilere de diyor ki, bakın diyor bu aşamada samimi bana desteğinizi verirseniz, yani hala gizliden gizliye kendinizle ilgili plan yapmadığınızı anlarsam, sizin siyasi geleceğinizle ilgili de ben size e, gereken ilgiyi gösteririm. Bir diğer değişle bu şu demek. Mesela Sayın Yavaş genel seçimden bir yıl sonra da belediye seçimleri var. Evet. Sayın İmamoğlu. Doğru. Sayın Tanju Özcan. Şimdi bu kişiler e, tekrar bunların aday olup olmamasına kim karar verecek? Siyasi partiler yasası gereği tek yetkili var. İkinci bir yetkili yok. Yani parti meclisiymiş, MYK'ymiş yok böyle bir şey. Hepsi süs. Gerçek bu. Türkiye'de genel başkanların dediği olur. Siyasi partiler yasamız budur. Bütün partilerde bu böyle. Dolayısıyla diyor ki şu cümlede üstü kapalı. Bakın diyor sonra diyor bir yıl sonra sizin adayıp olup olmamanıza da ben karar vereceğim. Ona göre hareket edin. Üstü kapalı burada bu var. Siyasi mi? alt metinler. Evet. <laughs> yani bunu açmak istedim. Ha bakın haklıdır. Şey, haklıdır haksızdır derken şunu kastediyorum. Aday olmak istemesini demiyorum. Aday olduğu takdirde başka en az ben 5 kişi sayarım Kemal Bey'den fazla oy alabilir. Evet bunu hep söyledim. Ama istemesinde haklı, kendi istemesinde haklı. Peki çok teşekkürler. Şimdi Tabii. siz bir anda belki böyle sorunca hemen aklınıza gelmeyebilir ama birazdan onu sorayım size Hakan Bey. Yani Türk siyasetinde başka kendi partisinde bu şekilde yanımda olduğunuzu bilmek istiyorum diye seslenen bir lider hatırlıyor musunuz? Evet, motivasyon konuşmaları olur. <laughs> Şöyle ilerleyeceğiz, böyle yol alacağız. Nereden aklınıza olur. geldi? Evet. Şu an pek aklıma yok. geldi. <laughs> Yo, doğru tespit. Doğru, doğru tespit. Onun için konuşalım. nereden aklınıza Siz geldi? Siz bir düşünün diyorum. ama yine de belki gelir aklınıza. Yok yok yok. Hayır yok. Yani benzer <laughs> şeyler var ama bu konularda değil. Yok tespit doğru. Tespit Peki. doğru o yüzden. Gafar, Bey, bu arada çok özür dilerim. Başlarken ifade edecektim onu atlatayım ama şimdi konuklarımızla paylaşayım. Çok gündem başlıklarımız çok dolayısıyla böyle biraz tempo rica ediyoruz ki hepsini konuşabilirim izleyicilerimizle paylaşabilirim onlar da görüşlerinizi öğrenebilir